Meta grubunun uzun süre üzerinde çalıştığı Threads piyasaya çıktı. Threads, Twitter'a rakip yeni bir sosyal medya platformu. Neden böyle bir platforma ihtiyaç duyuluyordu? Çünkü bazıları Elon Musk'a ve Elon Musk'ın Twitter üzerine yaptıklarına gıcık oluyor. Elon Musk Twitter'da mavi tık gibi bir uygulama getirdi. Görüntüleyebileceğiniz paylaşım sayısına kısıtlamalar getirdi. Reklam verenlerle kavgaya tutuştu. Algoritmasında bazı değişiklikler yaptı. Ben çoğundan çok memnunum ama pek çok insan memnun değildi. Bir de bazı insanlarda Elon Musk'a karşı bir alerji var. Bundan dolayı dünyanın en sevimli insanı olan Mark Zuckerberg'e koşmaya karar verdiler. Threads lansmanını son derece başarılı buluyorum. Ürün de fenaya benzemiyor. İçerikler hakkında konuşmayacağım. Instagram'da pek paylaşım yapan birisi değilim çünkü hoşlanmadığım bir yer. Ama Threads ile ilgili asıl büyük konu insanlığa bir tehdit olması. Çünkü Mark Zuckerberg gibi hem fikir hırsızlığı hem de para kazanmak konusunda hiçbir sınır tanımamasıyla son derece ünlü bir insana yeni verilerimizi de teslim ediyoruz. Ve bütün bu yeni verilerin entegre olması neyle? Facebook'taki, Instagram'daki ve WhatsApp'taki bilgilerinizde bu aslında bir facianın önünü açıyor. Şu anda Threads pek çok insana tatlı geliyor, ciciş paylaşımlar yapılıyor, siyaset yok, ekonomi yok. Anlıyorum, insanların buna da ihtiyacı var. Ama Threads aslında isminin de çağrıştırdığı gibi threat, İngilizce'de tehdit demek, son derece büyük bir tehdit. Neden bir büyük tehdit? Buyurun anlatıyorum. Önce şu soruya cevap vermek lazım. Threads başarılı olur mu? Büyük ihtimal kullanıcı sayısı açısından bakacak olursak çok iyi bir yere gelecektir. Çünkü zaten elinde Instagram ve Facebook'tan 2,5 milyara yakın insan var ve bu insanların verilerini yeni aplikasyonla paylaşmak konusunda hiçbir sınırları da yok. Çünkü bunlar böyle bir şirkettir. Gerçi Avrupa'da yasak bu verilerin paylaşılması. O yüzden Avrupa'da Threads devreye giremiyor şu anda. Ama dünyanın gerisinde umurunda değil böyle şeyler. O yüzden epey bir kullanıcı kazanacaktır ve bu kullanıcıların bir bölümü Threads'ten keyif alacaktır. Hiçbir sorunum yok bu konuda. Lansmanda da pek çok şeyi doğru yaptılar. Twitter neyi söylüyorsa aksini söylediler. Reklam yok ama şimdilik 1 milyar kullanıcıya gelince elbette reklam yapacaklar. O yüzden bu geçici bir durum. Twitter'da görüntüleme sınırlamaları var. Burada yok. Mavi tık zaten Instagram'a hesabınızı taşıdığınız için otomatikman geliyor. Instagram followerlarınız otomatikman burada takipçiniz haline geliyor. Benim hesabımı açar açmaz 1500 tane takipçim oldu. Şu anda da hızlı yükselmeye devam ediyor. Oysa biraz önce ilk thread'imi attım. Sebebi de bu videodan bahsetmekti. Çünkü bu videoyu da thread'de paylaşıp bir daha da thread'le ilgim olmayacak. Bütün bunların sebebi Threads başarılı bir ürün olabilir ama Mark Zuckerberg'in niyetini okumuyorsanız kusura bakmayın, size satacak bir köprüm var. Mark Zuckerberg'in bu konudaki niyetinin ne kadar kötü olduğunu anlamanın yollarından ilki geçmiş ürünlerine bakmak. Eğer Facebook'u beğeniyorsanız ürün olarak burayı da kullanın. Facebook nedir? Anlamsız reklamlar, anlamsız içerikler, korkunç bir ürün. Instagram'a bayılıyorsanız olabilir. Instagram'ın ilk ortaya çıkma sebebi neydi? Arkadaşlarımızı görecektik. Ne yapıyor, ne ediyor? Şimdi onun için kullanmıyoruz. Özellikle Reels uygulaması tamamen saçma sapan içeriklerin içerisinde gömülüp kaybolmamızı sağlıyor. Çünkü orada da TikTok'u taklit ettiler. Bir kere ürün vizyonu bu Zuckerberg'in. Yani sizi içeri almak istiyor. İçeri aldıktan sonra oradan çıkmayın istiyor. Size kötü bir algoritma eşliğinde anlamsız ama oyalayan içeriklerle buluşturup reklamlarını gösterip para kazanmak istiyor. Ayrıca Zuckerberg ciddi bir fikir hırsızı. Eğer Social Network isimli şu harika filmi izlemişseniz Zuckerberg'in Facebook fikrini nasıl çaldığını biliyorsunuz. Ama bunda yetinmedi. TikTok'un fikirlerini aynen neredeyse çaldı. Şimdi de Twitter'ın bütün tasarımını aynen çalıyor. Bu konuda Elon Musk'ın da bazı tehditleri var. Diyor ki mahkemeye vereceğiz sizi. Ayrıca galiba bu kafes dövüşü gerçekleşirse Zuckerberg'i fena tepelemek için de cidden hırslı bir şekilde hazırlanıyor. İyi de yapar. Zuckerberg bu dünyada tepelenmesi gereken insanlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Peki nedir Threads'in getirdiği tehdit? Ya siz bunun anlaşmasını okurken karşınıza neleri çıktığını gördünüz mü? Mesela şu maddeye ne diyorsunuz? Eğer Threads hesabını kapatırsan Instagram hesabını da kapatılacak. Neden? İşte size ilk tehdit. Diyor ki ya bu sistemin içindesin ya seni bu sistemden ebediyen atacağım ve ileride Facebook ve WhatsApp'tan da ilişkinizi keserse hiç şaşırmayacağım açıkçası. Buradan Mark Zuckerberg'in dünyanın karşılaştığı en büyük veri tekelini kurma niyetinde olduğunu anlıyoruz. Başka bakmanız gereken bir yerde kullanım sözleşmesi. Eminim çoğunuz okumadınız. O Threads akıl almaz genişlikte bir veri derinliğini sizden çalmayı ve bunu gönlünün istediği insanlarla gönlünün istediği şekilde paylaşmayı önünüze sunuyor ve siz de buna gidip tıklayıp kabul ediyorsunuz. Neler mi var verilerde? Akıl almaz. Okuyorum sözleşmeden. Cinsel yöneliminiz, ırkınız, etnik kökeniniz, biyometrik verileriniz, sendika üyeliğiniz, hamilelik durumunuz, politik görünüşünüz ve dini inançlarınızla ilgili veri toplayabilirim diyor. Bu verilerde genellikle üçüncü taraf reklam ve pazarlama firmalarının kod ismi olan hizmet sağlayıcılara ve analiz ortaklarına istediğim gibi paylaşabilirim diyor. Threads vücudunuz hakkında bile bilgi topluyor. Sağlığınız, zindeliğiniz ve egzersizle ilgili ayrıntıları üçüncü taraflara göndermek üzere toplayabilirim diyor. Threads
istihdamınız hakkında veri topluyor. Şirketiniz, ekibinizdeki rolünüz, iş geçmişiniz ve performans değerlendirmeniz hakkında bilgiler toplar ve üçüncü taraflara gönderebilirim diyor. Threads, webde neler yapıyorsunuz konusunda da veri toplarım diyor. Threads, tarama geçmişinizi, web sayfası etkileşimlerinizi, hangi reklamları tıkladığınızı, bütün bunlarla ilgili verileri toplayıp üçüncü kişilere yollayabilirim diyor. Threads, konumunuz hakkında da veri topluyor. Konumuza ait fotoğraflar, videolar ve diğer kayıtların tamamı benimdir, istediğim insanlarla paylaşırım. Ya arkadaşlar yapmayın Allah aşkına. Hani burada pek çok insan veri güvenliğinden bahsediyor. Vay benim fotoğrafımı nasıl izinsiz paylaştın diyor. Sonra da bu konularda süper sabıkalı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bir önceki seçimde Trump'ın seçilmesi konusunda aktif olarak rol oynadığı ispatlanmış, bu konuda yalandan bir özür dilemiş Zuckerberg gibi bir adama bu verilerinizi vermeye niyetlisiniz. Kusura bakmayın ben yapmayacağım. Evet Elon Musk'ın da bir sürü hataları var ama Elon Musk'ın iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. 44 milyar doları Twitter'a aldığı için başı dertte. Nasıl para kazanacağını bilemiyor. İşin içinden çıkamıyor. Saçmalığı doğru. Bütün bunlar kabul. Ama Zuckerberg başlangıcından itibaren bir fikir hırsızıdır. Eğer inanmıyorsanız bugün gidin Sosyal Network isimli şu filmi bir daha izleyin ve sonra da Threads'ten bence uzak kalın. Benim görüşüm bu. Keyfinize kalmış. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.